Merhaba arkadaşlar festival kar hoş geldiniz bugün oyun için çok önemli bir gün arkadaşlar e futbol 2025'in ilk günü bugün ve şu an saatlerimiz çok erken 6.30 sularındayız arkadaşlar. Sabahleyin 6.30'dayız ve ben 6'da uyandım. Sonra birazcık bakayım dedim. Bir baktım güncelleme gelmiş. Güncelleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Fakat oyunda bakım devam ediyor arkadaşlar. güncelleme yapsak da bakımın bitmesini bekleyeceğiz. Konumiden de oyunda değişenlerle alakalı sayfa sayfa açıklamalar geldi. Öncelikle güncelleme bende 1.22 GB, 1.2 GB gözükmekte. 1 GB 220 MB boyutunda gözüktü arkadaşlar. Sizde de böyle mi yoksa Değişkenlik de bazen cihazdan cihaza gösterebilmekte. Konimin yaptığı diğer açıklamalara bakalım. Öncelikle bir de sosyal medya hesabından bir tanıtım videosu yayınladı. Ama hep bildiğimiz şeyler. Şimdi görüntüler. Liglerden böyle takımları paylaştılar arkadaşlar. Onun dışında bir de kampanyalardan bahsettiler ki kampanyalar dün paylaşılanlar. Messi ve Neymar paketi eklenecekten de Ribery hediye edilecek bir mücadele tamamlanacak. Kampanyamızda bu arkadaşlar toplamda 450 futbol parası aslında kazanabileceğiz. Artık oyunculara güçlendirici basabiliyoruz ama elimizdeki oyunculara bastırmayıp yeni alacağımız oyunculara o güncelleme ekleme özelliği belki getirilmiş de olabilir. Eğer öyle bir şey olursa eski oyuncularımızın seviyesi şimdi gelecek oyunculardan biraz daha düşük olmuş olacak. Oyuncularda şöyle yuvalar olacak. Biz rastgele güçlendirici deneyeceğiz arkadaşlar. Umarım istediğimiz güçlendirici işte hız, hızlanma ne tür güçlendirici istiyorsak çıkarmaya çalışacağız. 7 burada bir de burada 8 tane güçlendirici hediye edecekler. Etkinliklerden de kazanabileceğimizi söylemişlerdi. 150, 300, 450 futbol parası GP'ler, DP'ler kampanyada bir de bu futbolcular da hediye edilecek dendi arkadaşlar. Messi'nin Showtime kartı da hediye edilecek ve Messi'nin Showtime kartında 2 tane güçlendirici yuvası bulunuyor. Bir tanesi boş. Kendimiz buraya güçlendirici basabiliriz ve seviyesi biraz daha yükselebilir mesinin. Dün paylaşılmıştı. Videoda tekrardan bunlara değindiler arkadaşlar. Konumunun bir de oyunda değişenlerle alakalı bazı mesajları vardı, duyuruları vardı. Akıllı yardım özelliği eklendiğini ve nasıl olduğuyla alakalı biraz daha detay verdiler. Oyunda bunları deneyebiliriz. Gelen kutusunda arkadaşlar bu önemli. Bugün oyuna girdiğimiz zaman mesela hediyelerimiz var ya belki hediyeleri göremeyebilirsiniz, alamayabilirsiniz ama endişelenmeyin. Öyle bir durum başınıza gelirse vereceğiz diyor konumu. Bugün yoğunluktan dolayı sıkıntı olabilir diyor. Girdik belki de hediyelerimizi göremedik. Sorun değil vereceğiz diyor. İnşallah bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Hediye öyleri gelen kutusunuz, kutunuzda bulamazsanız lütfen bekleyin. Daha sonra tekrar deneyin diyor. Diğer mesajlara baktığımızda oyunda mevcut olmayan oyuncular ve menajerleri nasıl görebileceğiz? Oyuna girdikten sonra ekstra destek, hizmetler, bilgi mevcut olmayanlar listesi bu sayfadan oyunda e, Aralık ayında 4.2.0 güncellemesi gelecek arkadaşlar. Şu an mevcut olmayan oyuncuları kullanamazsınız diyor Konami. Silmemizi istiyor. Uzmanlık aktarımında bile kullanamazsınız diyor. Peki bu oyuncuları biz nasıl bilebiliriz? Buradan da bir liste yayınlamışlar. Artık hangi menajer ve oyuncular kullanılmayacaksa 4.2.0 güncellemesinde şimdi onlar oyundan kaldıracağı için biz istersek daha öncesinde kaldırabiliriz. Diğer açıklamalara baktığımızda Konami oyunda değişen birçok şeyi değindi arkadaşlar. Akıllı yardım, onun yanı sıra ha, ligimde arkadaşlar atılan gol ve asist sıralaması. Bunlar da artık kayıt altına alınıyor. Güçlendirici ÖS'e ikinci bir güçlendirici ekleme. Ya da bazı oyuncular mesela Lewandowski sana gibi oyunculara güçlendirici ekleyebiliyoruz. Oyuncu ilerlemesini sıfırlama GP gerekmiyor. Bunları daha önceden söylemişlerdi. Deneme maçı gösteri maçı olarak değiştirildi. Ve deneme maçı bölümünü arkadaşlar her takım eklendi. Yağmur kar özelliği mobile geldi. Oyunda grafiği standart ve yüksek yaptığımızda Hakem gözükebilecek. Sadece yüksekte değil arkadaşlar standartta bile hakemi görüntüleyebileceğiz. Bu güzel oldu çünkü bazı şeyler yüksekte görüntülenebilmekteydi. Standartta oynasak bile hakemi görebiliriz. Ligler güncellendi, takımlar güncellendi, formaları da güncellemişlerdir. Bakalım evet formalarda güncellendi kulüp amblemleri. Buradaki her şeyi güncellediklerinden bahsediyorlar. Oynanış anlamında da arkadaşlar baya bir düzeltme yapmışlar ama çalımından top yakalamasına, şut çekmesine, kafa şut, defans birçok şeyde düzeltme yaptılar. Bunu oyuna girdikten sonra e, deneyeceğiz arkadaşlar. Umarız hoşumuza giden güzel değişiklikler olur. Hem biz oyunu varken hem yapay zeka kontrolündeyken birçok düzeltme yaptıklarından bahsettiler. Şu ana kadarki açıklamalar bunlar arkadaşlar. Tekrardan konuminin resmi web sitesine ben bakayım. Herhangi yeni bir açıklama var mı? Şimdilik hani kampanya detaylarını paylaşmadılar. Verecek hediyeleri paylaştılar. Günlük girişlerde ne, ne verilecek? Onları da açıklarlar büyük ihtimalle. Hangi hediyeler günlük girişte? Hangi hediyeler etkinliklerden verilecek? Hangi hediyeler direkt girdiğimizde verilecek? Bir de onları duyururlar. Belki paketler amaç bileti var. Onlarla ilgili açıklamalar gelecek. Geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışırım. Hoşçakalın.